Harberi Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Yanımda Osman var. Osman'ı zaten tanıyorsunuz ama bir 5-6 aydır yoktu. En son belki de dörtlü kamera kıyaslamasında görmüşsünüzdür tekrar olarak. Hı-hı. Osman, hoş geldin diyorum hoş öncelikle bulduk. Tekrar. Neredeydin, nerelerdeydin bir oradan başlayalım. Ben Work and Travel programıyla Amerika'ya gittim. 5 ay boyunca orada kaldım. Hem çalıştın, sonradan gezdin ve önümüzdeki ürünleri de bizlere getirdin. Hı hı. Osman Amerika'ya gitmişken tabii ki orada da kendisi dolarla tabii ki kazandığı için bizim yapamadığımız şeyleri yaparak kendisine birçok elektronik ürün almış. Hı hı. Çoğu Türkiye'de olmayan ya da Türkiye'de pahalıya satılan ürünler. Hem bunları ne kadar aldığını, neden aldığını bizlere aktaracak. Ama ondan önce kısaca bir Work and Travel'a nasıl gittin, hı hı, neden karar verdin ve aynı zamanda hani pişman mısın, memnun musun, o gibi genel bir görüşünü alalım senden. Work and Travel'a neden gitmeye karar verdim? İngilizcem düşüktü. Aslında ortalamanın altındaydı. O yüzden oraya gidip orada yaşayıp, yani ana dili İngilizce olan insanlar arasında yaşayıp İngilizcemi geliştirmek amaçlı gittim. Tabii bunun biraz da şu önümüzde gördüğünüz şeyleri alma gibi, yani alışveriş yapma gibi bir kısmı da vardı. Bu yüzden aslında Work and Travel'a gittim. Burada tabii ki Work and Travel'a hani gidiş sürecini falan filan çok fazla anlatmaya gerek yok. Sadece hani maddi olarak şunu sorayım sana, birçok kişinin de merak ettiği şey odur. Gidiş sürecinde, yani Amerika'ya adım basana kadar ne kadar harcama yaptın? Döndüğünde bu ürünler dışında cebinde ne kadar parayla döndü? TL olarak alalım. Yani şöyle giderken, TL olarak. Aynen. Şimdi TL'ye çevirmem biraz sıkıntı olacak ama giderken benim cebimden toplam olarak 3400 dolar çıktı. Bunun 2100 dolarını acenteye verdim. Tamam. İşte 600 dolarını uçak biletine verdim. 160 dolar vizeye verdim. Bir de yanında 1000 dolar götürdüm. Aslında ben götürdüğüm 1000 doların 300 dolarını harcadım sadece orada. 700 doları yine banka hesabında kaldı. 300 dolar yetti sana. Sen orada tekrar kazanıp hani kendi harcamanı yapmana kadar. O tabii Amerika'da eyaletler arasında çok değişik olduğu için benim gittiğim eyalette satış vergisi veya herhangi bir vergi nereye yoktu. Nereye gittiğini de söyleyelim arkadaşlar. New Hampshire bölgesine gittim ben. Orada satış vergisi ve gelir vergisi yoktu. Bu yüzden ben çok az harcama yaptım. Bir de benim gittiğim yer kamp alanı olduğu için biraz daha şehirden uzaktı. Yani en yakın şehir 40 mil falandı. Biz bir saatte falan gidiyorduk arabayla. O yüzden orada para harcama şansım da yoktu. İlk iki hafta, hatta ilk bir buçuk hafta falan paycheck'imi almamıştım, maaşımı almamıştım. O bana 300 dolar yetti yani. Diyorsun. Peki döndüğünde ne kadar, yani konuştuğumuzda yanlış hatırlamıyorsam 2000 dolar civarı bir parayla döndün. Ya işte 1000 küsür dolarla döndüm, 2000'e yakın. Ama şöyle bir şey var, ben çok fazla harcama yaptım. Zaten şöyle de söyleyelim, normalde bildiğim kadarıyla Work and Travel'ın kendi şeyinde sana bir haftalık falan bir travel imkan oluyor genellikle. Bir aylık. Genellikle birçok insan da bunun bir haftasını, iki haftasını falan kullanıp dönerler. Ama sen yanlış bilmiyorsam komple kullandın zaten bütün hakkını. Bir 15-16 gün, ben bir yarım ayını kullandım. Aslında daha fazlaydı, geri çektim hatta. Çünkü hani çok fazlaydı. Ben zaten batı yakasını komple gezdim. Doğu yakasında da New York'ta Boston'a gittim. Bu 15 gün benim için yeterli oldu ki bunları yaparken de çok fazla para harcadım. Benim yanımda yine arkadaşlarım vardı. 4 arkadaşlık biz. İkimiz Tahla diye bir arkadaşım vardı. Onunla ben beraber gittim. Diğer iki arkadaş da farklı bir eyalete gitmişlerdi. Onlar 7000 dolarla geri döndü çok fazla harcama yapmadan. Ben 1000 küsür dolarla döndüm. Ama işte dediğim gibi almak istediğim her şeyi aldım, gezmek istediğim her yeri gezdim ve o şekilde girdim. Zaten hani tabii ki biz Osman'la beraber işte ofiste neler yaptın, ne aldın, ne ettin diye konuştuğumuzda 2000 diyelim hadi biz, 2000 dolarla beraber geri dönmesine rağmen şu anda önümüzde gördüğünüz MacBook da dahil, iPhone 11 Pro da dahil buradaki bütün ürünleri alıyor. Aldığı ufak tefek şeyler de var. Hani bizim burada çok teknolojik olarak girmeyecek. Ve aynı zamanda kıyafet harcamasını da çok fazla yapmış. Tabii ki biz teknoloji kanalı olduğumuz için biraz da işin teknoloji tarafına değineceğiz ama hani Work and Travel'da alakalı sorularınız varsa tabii ki Osman'a sorabilirsiniz. Aynı zamanda kendi kanalında da, Osman Özaydın kanalında da bu özellikle gidiş sürecini neler yaptığını adım adım anlatmıştı. İşte sınavını anlattı, ne kadar harcama, nereye ne kadar verdiğini falan. O aşamayı da kendi kanalından görebilirsiniz. Ben açıklamalara da koyuyor olurum ve diyerek biz teknoloji kısmına gelelim. Önümüzde neler var? İlk onları bir saymak istiyorum. Bir adet MacBook Air var. Hangi versiyonu bu? 2012 Mid. 2012 versiyonu.
Bir adet iPhone 11 Pro var. Zaten sizin de dikkat çekecek ürün budur. 256 GB versiyonu. Bunun yanı sıra Fossil'den bir saat var. Gen 4. Bunun incelemesini yaptım yine. Aynen. Bunun da incelemesini gelecek. Ben incelemesini yayınlıyor olacağım. Aynı zamanda Ersin abiyle ya da benle bir sizin yorumunuzu da çekeceğiz. Hani Osman da kendi görüşlerini anlatacak. Bir adet Google Home Mini var. Sonradan gördüğümde keşke ben de sipariş etseydim dediğim. Bir adet akıllı ampulümüz var. Mercury marka. Google Home'la da uyumlu bir şekilde çalışıyor. Onun bir IP kamerası var. Bir adet U-Tech marka kablosuz şarj ünitesi. Bir de hem stand hem kablosuz şarj ünitesi olan yine U-Tech'in bir kablosuz bunları şarj ünitesi. Bir pakette ikili olarak ikili olarak geldi. Bir de bizim Türkiye'de Kosa markasıyla bildiğimiz ama bunun Broadlink. Markası da Broadlink olan evdeki kumandayla çalışan cihazları da Google Home'a bağlayarak kendi sesinizle beraber kontrol edebileceğiniz bir ünite de almış. Bir de Auston marka kulaklık Bluetooth almış. Bluetooth'la çalışabilen. Yani aslında buradaki bütün setiyle beraber hem kendini bir Apple'a geçirmiş oldu. Normalde Zenfone 5 kullanıyordu kendisi. Bir de kendine MacBook Air almış oldu. Bunun yanı sıra da kendi evini de bir nebze akıllandıracağı bir sistemi başlatmış oldu aslında. İlk olarak burada tabii ki en çok merak edilecek olan 11 Pro ile başlayalım. 11 Pro 256 GB'a ne kadar verdin? Onunla bir girelim ve aynı zamanda senin aslında aldığı farklı telefonlar da var. Orada bir S10 Plus alıp satmışsın. O aşamaları da bir anlatırsan. Ben ilk olarak S10 Plus aldım. Amerika'da bildiğiniz gibi yenilenmiş ürünler var. Refurbished ürünler. Renewed olarak. Onları ben Amazon'dan sürekli takip ediyordum ve bir indirim buldum. Bu indirimle birlikte S10 Plus'ın 128 GB'lık modelini aldım. Ne kadar almıştın hatırlıyor? $500 aldım. 150 ile 500 arası bir fiyatı vardı. 500 diyelim yani yaklaşık 3000 liraya almış. İşte onu aldım. Sonra hani telefonumu biraz daha ucuza getireyim, alacağım şeyler daha fazla, yani daha çeşitli olsun diye bunu yapmıştım başta. Bir de Zenfone 5'ten artık orada daha iyi fotoğraflar çekmek için bir kere geleceğiz. Bir kere geleceğiz diye bir şey yaptım. Telefon geçişi yaptım. Burada olmayan bir de ayrıca ben söyleyeyim. Canon EOS M50 Doğru, kitini aldın sen. Aynen, tamamen bir kit. Bizim de vlog kamerası olarak kullandığımız ve daha önce Kerem'in de kutu açılışını, incelemesini yaptığı M50 kitini de bunların haricinde bir de ekstra olarak aldığını söyleyelim. Aynen, YouTuber kit olarak geçiyordu. Ben de orada videolara devam edeceğim diye ilk kitimde ilk aldığım şey kamera olmuştu aslında. Ama devam edemedim, orası ayrı bir konu. Sonra S10'u aldıktan sonra Travel'a kadar S10'u kullandım. Travel'da arkadaşım vardı, işte o da ablasının telefonu alacaktı falan. Onu arkadaşıma sattım. Onu da böyle bir hani aslında satmayacaktım ama gel sana satayım falan deyip direkt orada ayaküstü. O telefonu sattım. Sonra dedim ki ben bir iPhone 11 alayım, iPhone 11 Pro alayım. İlk bir iPhone 11'e baktım. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam arada 1000-1500 lira gibi bir fark oluyordu eğer oradan getirirsem. 300 lirayla başlıyor 64 diyor Türkiye'de. Orada da işte $699'dı, evet, $699 64 GB'lık modeli. 750 dolarda 256'lık modeliydi. Onu alırsam Türkiye'deki fiyatları da açıklanmıştı. Ben tabii burada bir de 1500 önce. Liralık şey muhabbeti de var. Yani onu da dahil etmemiz lazım. Onu da ben dahil ederek onun arasında 1000 lirayla 1500 lira fark olduğunu gördüm. Dedim hani bu mantıksız olabilir biraz. Garanti kapsamı olayından bir dolayı. Bir senelik garanti. Bir senelik oluyor. Burada alırsam 2 sene oluyor gibi gibi. Sonra iPhone 11 Pro almaya karar verdim. Onun da 256 GB'lık versiyonunu aldım. 1150 dolara aldım. Artı vergi tabii. Ben aslında kendi eyaletimde almış olsaydım bunu vergi ödemeyecektim. Ama tax free geçmiyor mu dönüşte? Dönüşte tax free hiç bakmadım. Anladım. Orada bir hata yapmış. Ama yani, belki tabii eyalet, aldığın eyaletin ya da döndüğün yerin durumuna göre de değişiyor onlar ama tax free ile biraz daha kendine şey yapabilirdin aslında. Onu vallahi hiç araştırmadım. O yüzden 1150 artı 60 dolar ya da 70 dolar bir vergi verdim. Yani 1200 dolara falan gelmiş oldu. Bunu bu şekilde iPhone 11 Pro'yu aldım. Sonra MacBook Air aldın. Neden mesela MacBook Air'i tercih ettin? O da zaten yenilenmiş. Bu da yenilenmiş. Bunu da şöyle aldım.
Benim böyle ince bilgisayarlara biraz şeyim var. Seviyorum ince bilgisayarları. Sevdiğim için evde de var aslında 13'lük, 13 inçlik bir Acer bilgisayarım. Ama MacBook da hani MacBook'um da olsun deyip öyle 200 küsür dolara yani. Amerika'ya kadar gitmişim, ucuza burada bulmuşken. Aynen. Mantıklı Apple amcaya para yatırmadan geri dönmemek istemedim. Bunu da öyle yenilenmiş olarak buldum. Aldım ama bu 128 GB'lık versiyonuydu. 128 GB'lık versiyon olduğu için dedim ki buna hani bir gitmeden bir yenileme yapayım. SSD'sini yükselteyim. Bir de bataryasını değiştireyim dedim. Amazon'dan bataryayla SSD söyledim. Hem SSD'sini 512'ye çıkarttım hem de bataryasını yenileyip Türkiye'ye döndüm. Ayrıca onları da aldım. Hatta bataryayı 23 dolara aldım. SSD'yi de yanlış hatırlamıyorsam 70 dolara falan aldım. 512 GB'lık. Bu da bu şekilde olmuş oldu. Buraya doğru geçmemiz gerekiyor. Gel, onlara yine akıllı ev sistemine geçmeden önce bir de fosilden bahsedelim. Çünkü Türkiye'de ciddi manada fosil grubunun akıllı saatleri, bunların içine işte Dizeli de giriyor, fosilin kendi markası da giriyor. Michael Kors falan filan da giriyor. Birçok marka girebiliyor burada. Bu giren markalar arasında hani fosili tercih etmiş. Mesela bu nereden geldi aklına özellikle? Akıllı saatleri araştırıyordum ben aslında. Yani mesela neden Apple Watch değil? Madem hani MacBook aldın, iPhone aldın, bari yanına Apple Watch alsaydın diyeyim. Herkes öyle diyor ama şöyle bir şey var. Ben S10 Plus'ı daha önce aldığım için hep Samsung akıllı saatlere baktım. İşte Watch Active'lere falan baktım. Ama hani Türkiye'de olmayan biraz değişik. Bir de Viros özellikle kullanmak istiyordum, bakmak Google'a istiyordum. Istiyordum. O yüzden sürekli değişik akıllı saatleri de araştırıyordum ben. Sonra karşıma fosil çıktı. Fosilin hibrit saatini gördüm aslında ilk. Sonrasında bu tam akıllı saat olan Viros'lu akıllı saati gördüm. Bu da 249 dolar falandı fiyatı. Fosil'in sitesini ararken bir daha yenilenmiş bir ürün gördüm. Fosil'in sitesinde kendisi orijinal olarak satıyor. Dedim yenilenmiş ürün 143 dolar. Direkt almalıyım ve Fosil'i aldım. 100 dolar daha ucuz aldım. Aynen 100 dolar daha ucuz aldım. Hatta Watch Active falan alsaydım daha pahalı almış olacaktım. Yanlış hatırlamıyorsam her şeyi daha ucuza hemen bunun muhabbetini biz ofiste yaptığımızda baktığımızda 2,5 falandı. 2,200 mü demiştik? 2,400, 2,300 falan şu anda. Yani neredeyse yarı fiyatından bile aza almış oldu. Yenilenmiş ama gerçekten hani işte yenilenmişin güzelliği burada hani ne bir çizik var üzerinde ne bir şey var. Yani bildiğiniz aslında sıfırdan farksız. Aynen. O olay şöyle oluyor. Firmaların eğer kendi sitelerinden yenilenmiş ürünleri alırsan daha mantıklı oluyor. Çünkü firmalar her şeyini değiştirip veriyor. Sana çizik ya da bataryası bitmiş veya işte yazılımında sorunlar, donanımda sorunlar olan ürünler gelmiyor. Çünkü firmalar bunları kurumsal olarak yeniledikleri için Amazon'da kişisel satılan yani kişi üzerinden satılan şeylerden daha iyi oluyor. O yüzden ben direkt Fosil'in kendi sitesinden bulunca direkt aldım ve herhangi bir çiziği hatta derisinde yırtılma, eskime gibi komple yenilenmiş de yok. Sene. Sıfır gibi geldi. Ayrıca bir de bu Google Home'u seçtin, işte Mercury setini aldın vesaire, burada ayrı setleri aldın. Bunları nasıl bir şeyle yaptın yani? Neden mesela diyelim Google Home'u denemek istedin? İşte yanına kamera, ışık falan aldın. O nereden istediğim yani? Orada mı gördün? Ya aslında orada da görmedim. Zaten hani işimiz gereği sürekli Google Home tarzı, akıllı ev tarzı şeyleri biliyoruz. Ama ben oraya gittiğimde şöyle bir şey vardı. Ben zaten bunu almayı planlayarak gitmiştim. Bunun alma nedeni de şöyle. Eve gittiğimde yatağıma yattığımda ışığı açık kalması bende çok oluyor. Bende çok unutkanlık oluyor o konuda. Yatağıma geçiyorum, ışık kapanmamış, bir daha kalkmak istemiyorum. Hatta ışık açık uyudum, onlarca gece olmuştur bu yüzden. O yüzden Google Home'u aldım. Yanında bir de akıllı ampul aldım ki hem renkleri değiştirebileyim, işte onlarla böyle ufak tefek zaman geçireyim. Hem de ışığımı kolaylıkla rahatça kapatayım dedim. Wi-Fi kamera da evime çok fazla hırsız, hani bu İstanbul'dayken çok fazla hırsızlık şeyi yaşadım. Ya aslında bu hırsızı önleyecek bir şey falan da değil ama de. En azından hani, kanıt olur elinde. Hareket algılayıcı falan sensörleri olduğu için hani fotoğraf gönderiyor bildirimle hareket algıladığında falan. Onu kurup evimde herhangi bir hareket varsa bunları bildirim almaya falan çalıştım. Yani sonuçta yani bir güvenlik önlemidir. Tabii ki direkt engellemez ama dediğim gibi hani bir giren olursa yakalanmasını sağlayabilir.
Ya da o sırada sen fark ettiğinde işte polise bildirip adam çıkmadan yetişmeniz vesaire gibi durumlarda şey olabilir. Peki bu sistemde yani özellikle bu kumandaya da destek olan herhangi bir cihazı da direkt ekleyebiliyor mu? Yani bunun sistemi nasıl çalışıyor? Bir de onu soralım. O tamamen ayrı. Markasının Universal Remote diye geçen bir modeli. Herkes biliyordur aslında telefonlarda da ayrı kontroller gelmişti. Bir ara hatta çok popülerdi. İnsanlar özellikle işte, Xiaomi'lerde falan da Huawei modellerinde bazıları telefondan işte televizyonu kontrol etme gibi. Aslında bu ayrısı olmayan telefonların yani bir nevi ayrıya kazanması gibi bir şey. Bunun bir tane uygulaması var. Uygulamasını kuruyorsun ve içinden telefonla birlikte bunun bağlantısını yapıyorsun. Sonrasında bu telefondan verdiğin komutu ayrı bir şekilde alıcıya iletiyor. Aslında verici görevi üstleniyor. Hem alıcı hem verici görevi üstleniyor ayrı. Bu bir aslında kumanda, sen bu kumandayı telefondan yöneterek şey kazanmış oluyorsun. Aynen. Bunun uygulaması üzerinden de markalar var. Mesela arkamızda Philips, yanlış hatırlamıyorsam. Philips marka televizyonu oradan seçip kumandasını alıp direkt burnuna ön ayarlı olarak geliyor. Sen de bunu Google Home'a bağlıyorsun ve akıllı olmayan cihazlarını akıllandırmış oluyorsun. Sistemi vardır sanırım. Eğer bunun listesinde yoksa kumandayı tanıtıp sistemi vardır. Ama benim merak ettiğim şu, mesela diyelim biz bu televizyonu tanıttık arkamızdaki. Philips'in zaten şu an yeni nesil OLED serisi. Onun da incelemesi gelecek bu arada. Bunu diyelim yan odada kullandığında da işlev görebiliyor mu? Ya işte en önemli şey bu. Bu R3 Mini olarak geçiyor bu cihazın adı. Hani mini bir cihaz. Ama ben kendi odamdan oturma odasına yani bayağı bir mesafe var. Ve o mesafede televizyonumu bu cihazla birlikte kontrol edebildim. Yani Google en azından çünkü şeylerde mesela telefonlardakinde üzerinde küçük bir kızılötesi alıcı olduğu için yani denk getirmeniz lazım. Klasik bir kumanda gibi. Bunda demek ki o kapsam alanı o kadar geniş ki yan odadan da şey yapabiliyorsun. İşte varsa klimanız ve kumandayla çalıştırabildiğiniz aslında herhangi bir şeyi ekleyebiliyorsun. Bir de zaten hem bu kulaklığın var hem de şarj kitin var. Hem normal hem stand şeklinde. Bunu da şöyle söyleyeyim. Biz o Work and Travel'a gittiğimizde bir tane WhatsApp grubumuz vardı. Buradan indirimleri paylaşıyorduk birbirimizle. Orada da bir tane Austin diye bir marka Amerika'ya yeni giriş yapmış. Ve fiyatları çok ucuzdu. Bunu da inanmayacaksınız ama $3.90 aldım. Bayağı Bluetooth kulaklık. 20 lira. Aynen. Değil yani neredeyse. Ya ben bunu hani çok mu iyi, çok iyi bir cihaz değil ama şöyle bilgisayar başında otururken senin ihtiyacını karşılayabilir. Yani sonuçta şimdi sen Amerika'da özellikle o süreçte dolarla kazanırken hani 3 dolarlık bir kulaklık hani dursun hani yani ne olur gitse bile ne değişecek hani 3 dolar aynen, oluyor. Aynen. Bir sakız ya, parası falandır. Alayım hani oradaki. Çok kötü çıkarsa atarım gider kafasıyla aldım. Ya birim fiyat olarak düşünce zaten 3.90 Amerika'da. Ya 25 liraya falan TL aynen. olarak denk geliyor ama orada baya baya ucuz bir şey. Ya ben çünkü saatlik 10.25 dolara çalıştım. Yani bu artık 3 dolar, 4 dolar. Yani 10 dakika, 15 dakikalık şeyde bir denemiş oluyor. Burada da şunu hemen alayım. Bu da ikili paket olarak aldım. Bunu da neden aldım? Bunu kendi masamda kullanırım diye, telefonum işte kablosuz şarj ederim diye aldım. Bunu ikili paket almamın nedeni de şu pad aslında. Normalde masanın üstünde bunu kullanmak istiyordum. Bunu da arabaya aldım. Kendi arabamda bunun sığacağı bir boşluk var. Bunu da buradan micro USB ile birlikte arabamın çakmakla taktığım USB girişine bağlayıp yolda giderken telefonumu bu pedin üstüne koyduğumda direkt şarj olmasını sağlamak için. Çok yani direkt arabayı da kablosuz şarjla buluşturmuş oluyor. Zaten kendi arabasını da bir iki sistem ekleyerek geliştirmiş. Ya genel olarak baktığımızda gerçekten hani teknolojik olarak aynı zamanda bir teknoloji editörü olarak editörü söyleyemiyorum. çok mantıklı alışverişler yaptığını görüyoruz. Özellikle dediğimiz gibi iPhone'un Google Home'u da bu diğer sistemlerle beraber bir Osman burada tanıtımını yapacak. Fossil'in de incelemesini yaptı. O da yakında kanalda olur. Ve gördüğümüzde gerçekten hani toplamda ne kadardır buradaki harcama? Yani iPhone'u katmadan hadi çünkü tek başına 1000 dolar. iPhone'u katmadan bunu 23 dolara aldım. Hadi bunu 300 diyelim. 990'a bunu aldım. 19.90'a bunu aldım. 500 etmiyor herhalde. Aynen. Anca ya da 500 falan ediyor. 49.90'a bunu aldım.
19.90'a mı vardı? Şunu keşke ben de işte şu anda biraz önce videodan önce de dedim. Şunu ben niye o sırada akıl edemedim de. Yani söyleseydi. Vardı çünkü kafamda. Ya benim kafamda aslında bir Google Home gibi bir sistem vardı. Bir de Kindle planlıyordum. İkisini sana söyleyecektim, sonra zaten koşturmacadan geçtim. Bu arada Kindle'ı da unuttuk. Amazon'un kendi Kindle'ını da aldım. Onu ha, da Kindle aldım. Onu da indirimle buraya getirmeyi unuttum. Gerçi SSD'leri söyledik. Ayrıca SSD falan da almış kendime. Hatta iki tane falan, iki ya da üç tane falan SSD aldım kendime. Ben adam benim kafada düşmüş. Google Home alırdım diyordum, almış. Ben bir de Kindle söyleyecektim sana diyordum, onu da aldım ben kendime diyor. Onu da Kindle'ı nasıl aldım? Amazon'da benim bir paketim gelmeden geri gitmişti. Ben de dedim ki hani müşteri hizmetlerine ulaştım. Böyle böyle işte benim paketim geç geldi ve benim işlerim aksadı gibi bir mesaj attım. Sonra bana onlar indirim tanımladılar, $15'lık yanlış hatırlamıyorsam. O arada Amazon'un Prime günleri vardı. O Prime günlerine baktım, kendi ürünleri ucuza satılıyor. $15 oradan indirim kuponum vardı zaten. Yanlış hatırlamıyorsam Kindle'da ya $40'dı ya $45'dı. Oradan indirimimi aldım. Sen $10 falan filan mı aldın? 10-15 dolara falan aldım yani toplamda o indirimlerle birlikte. Bayağı ucuza hani geldi. Şöyle bir durum ortaya çıkıyor arkadaşlar. Kendi işine yarayabilecek ne varsa almış. İşte saatini yenilemiş, yeni bir telefonu var. Bilgisayarını yenilemiş, en azından yani saatiyle ama telefonuyla beraber ortak çalışabilecek bir sistemi var. Evini hem akıllandırmış oluyor, yeni teknolojileri takip etmiş oluyor. Çünkü biliyorsunuz özellikle bizler biraz daha böyle meraklı oluyoruz zaten bu tarz şeylere. Ve genel olarak da hani toplamda $1500'lık bir harcamayla yani neredeyse bizim Türkiye'deki işte şu iPhone'un kendi Türkiye'deki fiyatına buradaki bütün cihazları almış oluyor adam. Böyle düşündüğünde niye almasın zaten? Yani özellikle refurbished, renewed falan tercih ederek de bence mantıklı da bir hamle yapmış ki ciddi indirimler almış orada. Cihazlarda da herhangi bir sorun yok. Diyelim ve yavaşça videomuzu noktalayalım. Dediğimiz gibi Work and Travel alışverişi gibi bir konuyla biz bu videoyu çektik. Work and Travel ile alakalı ne sormak istiyorsanız hani o konuya bizim burada girmemiz çok mantıklı değil. Osman'a hem yorumlar bölümünden hem kendi sosyal medya hesaplarında sorabilirsiniz. Gidiş süreci de dediğim gibi kendi kanalında var. Ürünlerinde zaten incelemeleri gelecek demiştik diyerek noktalayalım. Bu videomuzda yeni teknolojik Work and Travel ürünlerini konuşmuş olduk Osman'la beraber. Başka bir Hardware Plus videosunda başka bir değerlendirme de bu da bir sizin yorumunuzla diyelim. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.